Hürriyet.com.tr yayınından hepinize merhaba. Ben Hürriyet yazarı Ömür Kurt. Bugünkü yayınımızda Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ı ağırlayacağız. Maalesef çok zor günlerden geçiyoruz ve bu süreçte yanan ormanlarımızın yerine yenisinin dikilebilmesi için, yeni ağaçların dikilebilmesi için çok uzun bir sürece ihtiyacımız var. Aklımızdaki pek çok soruyu biz Deniz Ataç'a yönelteceğiz. Elbette sizler de sorularınızı sorabilirsiniz. Lütfen soru gönder kısmından bize sorularınızı iletin. Sonrasında ben Sayın Deniz Ataç'a yöneltmeye çalışacağım. Ama önceliğimiz elbette yangın felaketinin bir an önce sona ermesi. Ben şimdi Sayın Deniz Ataç'ı yayına davet ediyorum. İsteğimi gönderdim. Zannediyorum birazdan bizimle birlikte olacaktır. Sonrasında da karşılıklı sohbetimiz başlayacak. Evet, Deniz Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız diyemiyorum. Hepimiz çok üzgünüz gerçekten. Umarım bu süreci bir an önce atlatabiliriz. Çok zor günlerden geçiyoruz milletçe. İnşallah bir arada olarak hep birlikte bu felaketin üstesinden gelebiliriz. Ancak herkesin aklındaki soru yanan ormanların yerine yeni ağaçlar dikilebilecek mi? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Siz lütfen biraz anlatmaya başlayın. Elbette ilerleyen dakikalarda başka sorularımız da olacak. Tabii şimdi öncelikle çok çok üzgünüm. Yani o kadar büyük bir kayıp içerisindeyiz ki her anlamda. Bir kere bir sürü vatandaşımızı kaybettik, bir sürü canlı yitirdik. Mikroorganizmalar, likenler, kaplumbağalar, sürüngenler, bir sürü şey kaybettik. Ve tabii çok çok hakikaten insanın çok canını yakan bir durum. Ve hala da devam ediyor. Ne yazık ki hala da bitti diyemiyoruz. Onun için öncelikle şunu söyleyeyim, yanan alandaki öncelikle ateşin bitmesi ve alanın bir soğuması lazım. Biz ondan sonra aslında bakarsınız herkesle beraber ne kadar alan kaybı oldu, nerelerde alan kaybı oldu, onların bir şeyi çıkacak tabii. Bir yüzeysel olarak ne olduğu ortaya çıkacak. Bu bir süre alacaktır çünkü sanıyorum biz bu kadar büyük bir yangını daha önce ülke olarak yaşamadık. Yani kaç bin hektar gitti. İnanın şu anda tahminimiz bile yok. Yani tahmin bile edemiyoruz. Bittikten sonra dediğim gibi uydu görüntülerinden girilip hangi bölgelerde ne kadar kayıp olduğunu hep beraber göreceğiz. Neyse bu soğuduktan sonra önce bu arazide büyük bir planlama yapılacak. Arazi gezilecek ve arazinin özelliklerine bakılacak. Ondan sonra içindeki yanmış ağaçlar ne yazık ki alandan uzaklaştırılacak ki çok büyük bir alan olduğu için bunun epey bir uzun zaman süreceğini tahmin ediyoruz. Yani öyle hani küçük bir yangın değil, orta boy bir yangın değil, büyük bir yangın bile değil. Çok büyük bir yangın ve çok şehirde yangın var. Sonra o şeyler çıktıktan sonraki o aylar sürecektir. Belki seneler sürecektir bazı bölgelerde. Ormandan çıkacak bu yanmış ağaçlar. Sonra o ilk yapılan plana göre tekrar bir gözden geçirilip hangi bölgelerin kendi haline bırakıp yeniden yeşerebileceği belirlenecek. Oralardaki tohum potansiyeli olan bölgelerin. Onlar kendi haline bırakılacak. Ama bunun dışında ağaçlanması çok zaman alacak olan bölgelerin ağaçlandırılması için de Orman Genel Müdürlüğü hazırlığını yapacak ve o bölgeleri ağaçlandırmak üzere harekete geçecek. Yani aslında şöyle oluyor. Hep bu günlerdir konuşuluyor bu konu biliyorsunuz işte hemen mi ağaçlandırılır sonra mı ağaçlandırılır. Biz de hep şunu diyoruz aslında tabii keşke bırakacak vaktiniz olsa bıraksak ve çeşit gelse ama bıraktığınız zaman da çok uzun yıllarda bunun geri dönmesi söz konusu olacağı için biraz önce anlattığım gibi ikili bir uygulama olacak. Tohumların bol olduğu bölgelerde dediğim gibi doğa kendi haline bırakılacak ama tekrar ağaçlanmanın çok uzun yıllar, 7 sene, 8 sene, 10 sene, 15 sene alacağı yerlerde müdahale edilerek ağaçlar dikilecek ve ağaçlandırma başlayacak. Ama bu çalışmaların, bu arada tabii çok önemli başka bir konu var. Şimdi o kadar büyük bir alan yandı ki şimdi bütün bu büyük alanın yeşillendirilmesi için fidan lazım. Şimdi bizim fidanlıklarımızda bu kadar büyük bir fidan yetiştirilmiş olmasının ve hazır olmasının mümkün görmüyorum ben açıkçası. Konuşmadık, sormadık ama zaten soracak kimse de yok. Yani herkes o kadar sahada ki. Dolayısıyla belki bir 10 ay falan da yeniden bütün fidanlıklarda çok büyük sayılarda fidan yetiştirilmek
gerekecek. Belki de yetmeyecek fidanlıkların kapasitesi. Birkaç senede yetiştirerek onları sahalara götürüp dikilecek, hani dikilecek olan kısımları. Ondan sonra işte fidan dikimleri yapılacak. Pardon, arazi hazırlığı yapılacak. Önce dikimden önce bir arazi hazırlığı yapılır. O yapılacak. Ondan sonra fidan dikimleri yapılacak. Sonra da 3 yıl dikilen fidanlar izlenerek her yıl onları ot baskısından ya da başka onların hayatını tehlikeye atacak başka etkilerden korumak için yılda bir defa mutlaka gözden geçirecek ki biz bu dönemde yılda 2 defa sahaları dolaşıyoruz ilkbahar ve sonbaharda. Eğer ölmüş fidanlar varsa veya ölme riski olan fidanlar varsa ya hemen tabii temizliyoruz etrafını ya da ölmüşse eğer bizim olmadığımız dönemde o zaman Orman Bakanlığı ile konuşup tamamlama dikimi dediğimiz yeni fidan dikimini sahaya sağlıyoruz. Çok özet olarak Peki şu süreçte yeniden dikim yapabilmek için yıllara ihtiyaç olduğunu belirtiyorsunuz bir taraftan da. Şimdi yanan araziler temizlendikten çıkarıldıktan sonra dikim yapacaksınız. Kaç yıl tahminen? şimdi Ömür Bey çok kesin bir şey söyleyemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Mesela İzmir buna göre, ay, o zamana göre çok büyük bir yangındı. Ama bu şu andaki yangına göre bence ufacık kaldı. Rakamlar çıkınca isterseniz tekrar konuşuruz. O bile 1,5 yıl sürdü. Yani şöyle söyleyeyim. 1,5 yılda muhtemelen buralar parti parti yapılacaktır. Yani hepsinin bitmesi beklenmeyip bir kısım yapılıp sonra işte tekrar ikinci kısma geçilecektir. Dolayısıyla biz 1,5 yıl içinde hareketlenmeleri görürüz. Peki, bölgedeki ağaç türünün kızılçam olduğu söyleniyor ama kızılçamın da çok hızlı olduğu sosyal medyada özellikle yoğun olarak hızlı bir şekilde yandığı konuşuluyor. Dolayısıyla neden bölgeye başka ağaç dikilmiyor diyor. Siz de tema olarak diyorsunuz ki biz bu bölgeye bu ağaç türünün yeri olduğu için kızılçam dikilmesine uygun buluyoruz diyorsunuz. Başka bir tür dikmek mümkün mü ya da kızılçamla ilgili neler söylemek istersiniz? Kızılçam aslına bakarsanız şöyle yani bir şekilde bir tükaka edildi son yıllarda. Halbuki işte kimisi dedi ki bu Amerika'dan getirildi. İşte zeytin ağaçları kesildi, o dikildi falan ama maalesef bazen sanıyorum hani hiç kimse kasıtlı bilgi vermek istemez ama bazı bilgiler sanıyorum karışıyor. Bir kere zeytin ormanı olmaz. Zeytin bahçesi olur. Yani eğer siz bir zeytin plantasyonu yaptıysanız bir yerde zeytin yetiştiriyorsanız oranın adı bahçedir. O orman değildir. Şimdi orman tamamen farklı amaçlarla yapılan ve bir takım fonksiyonları olan yerlerdir. Dolayısıyla zeytin ağacını siz orman ağacı gibi düşünemezsiniz. Bazı bunların içinden meyve ağaçlarının bazıları ormanın içinde olabiliyor. Badem gibi mesela, ceviz gibi ama o zaman da ormanın içinde onun tarımını yapmamamız gerekiyor. Yani oraya girip sürmeyeceksiniz, ilaç atmayacaksınız, toplama için işte onlarca insan girip oralarda dolaşmayacak. Çünkü ormanın bir kendi ekosistemi var ve bizim o ekosistemi kendi halinde bırakmamız gerekiyor. Yani oradaki canlılar bizimle beraber yaşamak istemiyorlar. Yani onlar kendi aralarında yaşamak istiyorlar. Ağaçlar, işte dediğim gibi sürüngenler, mikroorganizmalar. Ancak o sessizlik ve o kendi düzeni içerisinde orman gelişebiliyor. Onun için onları kaldıralım işte bilmem ne ağacı dikelim öbürünü dikelim falan. Ne yazık ki bu doğru bir yaklaşım değil. Yani tamam biz tabii ki zirai faydası olacak ağaçlar dikebiliriz ama hazinenin bir sürü böyle arazisi var. Yani onlar henüz boş dururken orman arazilerini bunu yapmak doğru bir yol değil. Yani bilimsel olarak da bunu kabul etmiyoruz açıkçası. Evet. Binlerce yıldır Anadolu'da yaşayan bir çeşit kızılçam hocalarımızın söylediği. Ve tamamen Türkiye coğrafyasına uymuş ve onun etrafındaki bütün fauna ve diğer canlılarla onunla beraber evrim geçirmiş bir ağaç. Onun için orman profesörlerimiz kızıl ağaçtan vazgeçmek istemiyorlar. Ama ormanlar karıştırılabilir, farklı ağaçlar içine ekilebilir. Onu da zaten yapıyoruz. Onun oranı arttırılabilir. Şu anda %15-20 civarında zaten başka ağaçlar dikiliyor şeylerin içine, ormanların içine. Şöyle bir şey önereyim. İzleyicilerimiz şunu yapabilir. Bizim siteye girerlerse ağaçlandırma sahalarımız diye bir harita var. Onun üzerindeki değişik ağaçlandırma sahaları var. Orayı tıklarlarsa zaten oradaki ağaç kombinasyonlarını görecekler. Yani hangi sahada hangi ağaçlar dikilmiş ve o zaman da görecekler ki zaten hiçbir zaman sadece bir çeşit dikilmiyor.
Evet, mutlaka Tema Vakfı sayfasını ziyaret etsin izleyiciler ve böylece oradan bilgi edinebilirler. Peki, bir ormanın eski haline dönmesi için, yanmadan önceki eski haline dönmesi için 100 yıl geçmesi gerek diyorsunuz. 100 yıl çok uzun bir süre. Yani her şeyiyle eski haline dönmekten bahsediyoruz. Oradaki bütün yaşamıyla biz bunu hızlandıramaz mıyız hiçbir şekilde? Yani şöyle söyleyeyim, biz başka bir döneme girdik insanlar olarak. İklim değişikliği başladı ve yaşamaya başladık. Artık bakın geçen sene, ondan önceki sene de vardı. Hep söylüyorlardı, nasıl yani bir yerde kuraklık olup öbür tarafta seller mi olacak diye bu sorular soruluyordu, hatırlarsınız iklim hocalarına. Aynen şu anda onu yaşıyoruz. İşte bir tarafta kuraklık, bir tarafta seller. Batı'da yangınları ve kuraklığı yaşıyoruz. Zaten yangınların büyümesinin sebebi de kuraklık. Ama ondan sonra Van'da seli görüyoruz aynı anda. İşte bir süre önce Rize'de görüyoruz. Şimdi maalesef iklim değişikliği artık Cekcak'tan bugüne geldi. Dolayısıyla bundan sonraki yazları hiç kolay geçirmeyeceğiz. Kışları da kolay geçirmeyeceğiz büyük bir ihtimalle. Bir kere Ömür Bey, bizim eskisi kadar büyük bir ihtimalle yağışımız olmayacak. Türkiye'nin yağışları her sene azalacak. Şimdi eğer toprak çok kuru olursa ve yıpranmış olursa ve su da veremezsek, belki hani eskiden 100 senede dediğimiz ağaçları 100 senede bile yetiştiremeyebiliriz, öyle söyleyeyim size. Bu Maalesef iyi çok çok şeyler söyleyemeyeceğim. evet çok korkunç bir tablo gerçekten. Nitekim dünyada da su kaynakları azalıyor. Temiz su kaynakları da Aynen. ciddi oranda azaldı. Dolayısıyla yanan arazide hiçbir şekilde bitki olmadığı için oraya yağmur yağmasını da beklemek biraz iyimserlik olacaktır diye düşünüyorum. Çok korkunç. Peki şimdi siz toprağın temizlenmesinden bahsediyorsunuz ya, bu çok merak edilen bir konu. Aslında toprak o örtünün cildi, cilt de yanıyor dolayısıyla orada. Bir şekilde o arazide eski ağaçlar, yanan ağaçlar çıkartılacak oradan ve toprak ters yüz edilmek zorunda mı? Eski haline dönmesi için, toprağın iyileşmesi için, geçen süre içinde nasıl bir işlem gerekiyor? Çok büyük bir araziden bahsediyoruz nitekim. Çok zor bu işlemleri yapmak. Girintili, çıkıntılı, yüksek zirveler var arasında. Mesela yüksek dağlar var. Bunun için neler Şimdi söylersiniz? o Nasıl işte beklenmek gerekiyor mesela? şöyle söyleyeyim, muhtemelen o ilk şeyi yaparken hatırlarsanız bir etütten, bir planlamadan bahsettim. Çünkü o planlama yapılırken hem nereler kendi haline bırakılacak, hem nerelere ağaçlandırma yapılacak, onlar belirleniyor. Orman yolları belirleniyor. Onun içinde bir takım şeritler bırakılacaksa onlar çalışılıyor. O planlamayı yaparken çok sarp olan yerleri de muhtemelen kendi haline bırakacaklardır. Yani kendi kendine tekrar orman geri gelsin oradan diye. Çünkü ulaşması çok güç yerler olacağını ben de Muğla'daki yangını gördüğüm için ben de tahmin ediyorum. Yani her yere ulaşamayabiliriz. Ama bazen işte tohumlama yapılabiliyor. Yani çok verimli olmuyor açıkçası. Mesela uzaktan da tohum atabiliyorsunuz ama onların verimleri çok düşük oluyor. Yani bir bir ağaçlandırma yapmak gibi olmuyor. Yani %10'larda, %20'lerde kalıyor başarıları. O da çok düşük tabii. Çok devamlı yapmak lazım. Ama biz bir anasını oluşturursak ve inşallah yağmurlarda düşündüğümüzden daha iyi giderse doğa cevap verecektir. Doğanın kendini yenileme kapasitesi de genelde iyidir. Yeter ki bu iklim konusu çok engel olmasın. Peki dikimler hangi mevsimlerde yapılıyor? Ekimler ya Mart civarı yapılır, yani Şubat Mart civarı, ya da sonbaharda Kasım Aralık gibi yapılır. Şimdi pek çok insan tabii temaya bağış yapıyor. Bağış yapmak çok önemli elbette sizin açınızdan da belirttiğiniz çerçevede çalışmaların yapılabilmesi için de. Ama akıllarda da sorular var. Acaba bunlar gerçekten değerlendiriliyor mu? Bu merakı biraz giderebilir misiniz lütfen? Tabii yani önce şunu söyleyeyim. Biz şöyle görüyoruz. Tema 28 yıllık bir vakıf ve gerçekten şu anda 928 bin gönüllüsü olan, yani bütün Türkiye çapında 703 noktada bizim temsil görevini alan gönüllerimizin olduğu ve bu insanlar hepsi sanki bir profesyonel gibi, inanın 5 kuruş hiçbir menfaat temin etmeden, tam tersine kendi ceplerinden harcayarak çalışırlar. Ben de onlardan bir tanesiyim. Ben de 12 yıldır gönüllü olarak çalışıyorum vakıfta. Şimdi bizim bütün amacımız doğayı korumak ve ağaçlandırma yapmak ki el üzüğünü tutalım. Onun için de bize gelen çok pardon, bağışlar çok değerlidir. Ve biz bağışları şu şekilde görürüz. Bir çocuktan gelen üyelik bağışı 10 liradır.
O da bizim para havuzumuzun içindedir. Bir projeden aldığımız 100 bin lira da o proje havuzunun içindedir. Ama biz bütün o havuzu sanki 10 lira 10 lira çocuklardan alıyormuş gibi, inanın öyle muamele ederiz. Yani sık sık şu konuşma geçer aramızda ya. Belki annesi bir yumurta eksik yedirdi bu parayı vermek için. Çünkü hep zengin okullardan almıyorsunuz onu. Çok affedersiniz, ben yürümüşümce. Elbette. Bir de tabii Orman Bakanlığı'yla bir proje yürütülmesinden söz ediliyor. Çok haber var bununla ilgili. İnsanlar evet, bunu da merak ediyorlar. Bu soruyu da beraberinde yanıtlayın lütfen. Şöyle bakın, TEMA 28 yıl boyunca çok değişik yöntemler denemiş. Ama en az 15 yıldır, belki fazlası var, şu anda uyguladığımız yönteme geçtik. Çünkü biz şunu da yapmak istiyoruz. Bize eğer 10 fidan bağışlamışsanız, biz 10 fidanın en az 8 tanesi yaşasın istiyoruz. Çünkü yanlış ağaçlandırmalarla, yanlış bölgelerde yapılan işlerle çok düşük verimler elde edebilirsiniz plantasyonlarda. Onun için de sonunda bir sürü denemeden sonra bu işi Orman Bakanlığı'yla işbirliği yaparak yapılmanın en sağlıklı olduğu ve verdiğimiz paranın da karşılığını en fazla aldığımız yöntem olarak belirlenmiş. Yani bu Hayrettin Bey ve Nihat Bey'in kararıdır. Yani ben 13 yıldır vakıftayım. Bu dediğim gibi 15-16 yıldır bu şekilde yapılıyor ve burada çünkü şöyle oluyor. Biz aslında şey gibi anladılar. Ben aktarıyoruz dedim. O sözde şöyle anlaşıldı. Hani sanki hiçbir şeye bakmadan parayı veriyoruz ve sonra hiç ilgilenmiyoruz gibi algılandı. Ve ne yazık ki ülkemizde o kadar güven sarsılmış vaziyette ki bu tabii işin çok acıklı başka bir tarafı. Kimse kimseye güvenmiyor. Bunu bir kere en önce çözmemiz lazım. Biz böyle yapmıyoruz. Bir protokolle kaç fidan tahsisi aldığımızı, hangi koşullarda aldığımızı ve hangi koşullarda bu fidanları takip edeceğimizi Orman Genel Müdürlüğü'yle yaptığımız protokolde belli ediyoruz. Ondan sonra fidan dikiminden sonra ki fidan dikimine kadar da birlikte konuşuyoruz. Hangi bölgede dikim yapacağız? O bölgeleri biz seçiyoruz. Hangi illerin hangi proje sahalarında dikim yapılacak? Hangi çeşitler dikilecek? Ne zaman dikilecek? Bunlar hep birlikte karar veriliyor. Sonra dikim yapıldıktan sonra da yılda iki defa ilkbahar ve sonbaharda biz sahaları kontrol ediyoruz ve sayım yapıyoruz. Yani şöyle yapıyoruz. 100 fidanın eğer 80 tanesi yaşamıyorsa çeşitli nedenlerle, o zaman diyoruz ki bakın burada bir eksiklik olmuş ya da bir yanlışlık olmuş, kuraklık olmuş, her şey olabilir. Burada bir 20 fidan eksiği var bu sahanın. Lütfen tamamlama dikimleri bunu da yapın. Bunu yüze tamamlayın diye rica ediyoruz. Biz şimdiye kadar en ufak bir problemimiz olmadı. O bölgedeki Orman Genel Müdürlüğü'nün ekipleri o eksiği tamamlıyor. Ve biz 3 yıl boyunca bunu yapıyoruz. Yani şimdi mesela diyelim 100 yaptık, 2. yıl geldik yine eksik. Bir şey oldu, yine azaldı, yine tamamlanıyor. 3. yıl en son tamamlama yapılıyor ve biz %80'i bulmadan sahadan ayrılmıyoruz. Ki şu andaki ortalaması Tema Vakfı'nın şu andaki sahalarının %86 başarı oranı var. Dolayısıyla hiç kimsenin yani işte yok araba alınır, o alır, bu direkt bütçe şeyine giriyor, onu bırakın. Biz bütün parayı kuruş kuruş takip ediyoruz. Yani ve sitenizden de ağaçların nerelere dikildiğini de tespit edebiliyoruz aslında öte yandan da. Ki. Bakın biz koordinatlarını veriyoruz. Sahayı söylüyoruz, koordinatlarını veriyoruz. Ben gitmek görmek istiyorum kendi saham nerede diyorsa gidip memnuniyetle görebilir. Yani biz pek çok bağışçımız 5 sene 10 sene sonra gelir. Nerede benim işte babama bir ana ormanı yapmıştım. Ya da ben fidan bağışlaması. Bakın geçen gün bir hanımefendi eşini kaybetmiş. Çok acılı Instagram'da. Ben ona doğum gününde 3 tane fidan şey yapmıştım diye yazdı. O kadar duygulandım ki arkadaşlara rica ettim. Ne olur dedim şu üç fidanın dikildiği sahayı ve fotoğraflarını bulun. Ve biz hanımefendiye hediye olarak onu post ettik, biliyor musunuz? Kaç 6-7 sene önce dikilmiş olan. Yani evet. Dolayısıyla burada yani biz çok düzgün insanlarız Ömür Bey. Bunu insan kendine söylemez ama Türkiye'de ne yazık ki artık bunu da söylemek zorunda kalıyorsunuz. Burası iyi insanların çalıştığı, iyi işler yapan bir vakıftır. Çok titizleniriz. Biz ülkemizi çok severiz. Biz bu ülkeyi atamızdan miras diye görürüz. Daha önce dikilmiş her bir fidanın da büyüklerimiz tarafından dikildiğini biliriz. Onun için lütfen endişe etmesinler. Bu bizim sanıyorum diğerleri rahatsız ettik. Böyle bir negatif bir bulut oluşturuldu vaktin etrafında. Çok üzgünüm. Ama gelecek günler neyin doğru olduğunu çok açıkça gösterecektir. Bizim gocunacak hiçbir şeyimiz yok.
Evet. Peki şimdi yanan arazi hemen ağaçlandırılamayacağına göre Atatürk Orman Çiftliği örneğinde de olduğu gibi iç bölgelerde kurak olan ama toprağa dingin olan arazilere ağaç dikebilir miyiz şu süreçte? En azından diğer yerler kendine gelene kadar. Tabii, zaten şöyle söyleyeyim, normal ağaçlandırma şeyleri devam ediyor. Yani şöyle, biz sadece, ben şunu da aktarayım çünkü herkes dinlememiş olabilir. İzmir yangınına kadar aslına bakarsanız Orman Genel Müdürlüğü şeyi de almıyordu. Yanan orman alanları için bağış almıyordu. İzmir'den sonra almaya başladı çok ısrar edildiği için. Ama siz her zaman başka alanlara da dikim yapabilirsiniz. Yani bizim şu anda açık olan hangi sahamız var? Bazen birden fazla saha oluyor. Şu anda Kütahya, yanlış bilmiyorum. Siz bugün Kütahya'ya gidip bir 3 fidan da dikebilirsiniz. 5 bin fidan da dikebilirsiniz. İlla oralara da dikmek durumunda değilsiniz. Ama büyük sayıda bağışçımız bu sahaların yenilenmesi için oraya dikmek istiyorlar. Evet. Peki biz tabii ki geçmişe baktığımızda da doğayı biraz hor kullandığımızı görüyoruz. Şu an yanan bölgelerde pek çok şişe, cam, atık bulunuyor öte yandan. Yani o yanmayan maddeler de bulunabiliyor. Dolayısıyla insanlarımıza mutlaka söyleyeceğiniz sözler vardır. Doğaya saygı göstermek adına. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz aslında doğanın küçücük bir parçasıyız. Ama ne yazık ki biz doğanın sahibi zannediyoruz kendimizi. Herkes için söylemiyorum ama ne yazık ki büyük bir çoğunluk böyle. Ve doğayı istediğimiz gibi tüketebileceğimizi, onun kaynaklarının sonsuz olduğunu ve anında yenilenebileceğini, her şeyin bir anda mucizevi bir şekilde düzeleceğini sanıyoruz. Ama öyle değil, çok sevgili arkadaşlar, dinleyenler. Doğanın da bir taşıma kapasitesi var. Eğer biz kendi kullanımımızı, doğayla ilgili kullanımlarımızı onun taşıma kapasitesine göre ayarlamazsak biz bu gezegende yaşayamayacağız. Gezegen devam edecek, üstünde biz olmayacağız. Yani eğer böyle devam edersek hızla oraya doğru, yani yok oluşa doğru gidiyor insan. Onun için lütfen okuyun, öğrenin. Biz doğa üstünde daha doğru nasıl yaşarız? Ekolojiye kendi davranışlarımızı nasıl uydururuz, ona bakalım. Bir kere lütfen artık aşırı alışverişten vazgeçin. Gerçekten aldığımız ve gereksiz aldığımız her şeyin doğa üzerinde bir bedeli var. Aldığınız her şunun, işte pamuğunun içindeki tarım ilacından, bunun için harcanan suya, işte şu rengin verilmesi için kullanılan boyaya kadar bir, yani aldığınız fiyatın içinde doğaya verilen hasarı ödemiyorsunuz. O yok. Onun için de biz böyle ucuz ucuz bir sürü şeyi hep beraber alıyoruz ama ne yazık ki artık kaldırmıyor bu gezegen. Onun için lütfen su kullanırken dikkat edin. Gereksiz yere suları tüketmeyin. Bakın, bir kova suya ihtiyacımız olacak. O günlere geliyoruz. Klima çalıştırıyorsanız lütfen 18'de çalıştırmayın, çok gerekli değilse. Mutlaka 24-25'te çalıştırın. Arabaya binmeyin, yürüyün. Yani her bindiğimiz arabanın bu iklim değişikliğinin nedeni olan karbona etkisi var. Eğer çok gerekmiyorsa uçağa binmeyin. Başka daha az karbon salınımı yapan uçaklarla gidin. Yani öğrenmek istiyorsanız Ömür Bey, her tarafta bu yöntemler var. Bisiklete binin. Et yemeyin, az et yiyin. Yani et yemeyin tabii çok şey, terimsiz gelebilir insanlara ama bir kilo etin şeye olan, doğaya olan maliyetini bir bilseniz, su konusunda, yem üzerinden ve hayvanın beslenmesi üzerinden inanılmaz. Ama bunları merak ederseniz eğer hepsini öğrenebilirsiniz. Hayrettin Bey'in çok güzel bir lafı vardı. İlgi bilgi tepki derdi. Derdi ki ilgi duyarsanız bilgiyi bulursunuz. Hele şimdi o kadar kolay ki bilgiye erişmek. Ondan sonra tepkiyi de gösterirsiniz. Yani nedir bu tepki? Şimdi mesela hep beraber artık milletvekillerimize baskı yapmamız lazım. Sen benim mahallem için, sen benim şehrim için, sen benim ülkem için, iklim değişikliği için ne yapıyorsun? Hazırlıyor musun bizi iklim değişikliğine? Biz iklim değişikliği hazırlığına başladık mı? Şehirlerin su şeyi var mı? Bir plan yaptınız mı? Nasıl su gelecek? Biz nereden su kullanacağız? Bizim aldığımız kaynağın suyu devam edecek mi önümüzdeki yıllarda? Ya da biz acaba hemen sarnıçlar mı yapmaya başlasak? Onları mı öğretseniz? Anlatabiliyor muyum? Her şeyi sorgulamak zorundayız. Mesela belki geçen sene biz modellemelere bakarak orman yangınlarını tahmin etmeye çalışsaydık, şu anda belki bizim araç sayımız mevcudun 2-3 katı olacaktı. Ama biz sanki her şeye aynı gidecekmiş gibi planlama yaparsak, yani bunu sadece Orman Bakanlığı için söylemiyorum, hepimiz için söylüyorum. O zaman işte hesaplar yanılacak. Belki bütün yeraltı sistemlerinin boruları değişecek. Boru deşarj sistemleri tamamen farklı olacak. Bakın 20-25 santim deniz yükselmesinden söz ediliyor.
Yani bütün bunları öğrenmemiz ve belediyelerin ve bütün kamu yönetiminin ve bizim evlerimizde kendimizi hazırlıklı olmamız lazım. Başka bir dünyaya girdik. Evet, çok haklısınız. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ederiz. Umarız şu yangınları bir an önce söndürebiliriz. Sonrasında yaraları sarmaya başlarız elbette ama önceliğimiz yangınların bir an önce sona ermesi. Çok teşekkürler Deniz Hanım Ben verdiğiniz çok bilgiler teşekkür için. ederim. Bizim de hepimizin dileği o. Çünkü gerçekten canımız yanıyor. O yani bütün orada vatandaşlarımızın canı yanarken bizimkinin yanmaması mümkün değil. Ben de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, hoşça kalın. Hoşça kalın.